MHP lideri Devlet Bahçeli erken seçim önerisinde bulundu. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu. Türkiye erken seçime gidiyor. Seçim tarihinin belirlenmesi sonrası en çok tartışılan konu İyi Parti'nin seçime girip giremeyeceğiydi. Meral Akşener'den net bir açıklama geldi. Erken seçim tarihiyle üniversite sınav tarihi çakışınca sınavın ne olacağı merak konusu oldu. Sınavın yeni tarihi belli oldu. Tüm bu başlıkların detayları ve çok daha fazlası birazdan KRT Ana Haber'de. Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'den mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Ana Haber bültenimize hoş geldiniz. Türkiye erken seçime gidiyor. Tarih 24 Haziran 2018. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli bugün o kritik görüşmeyi gerçekleştirdi. Saat 13.30'da MHP lideri Bahçeli Beştepe'ye gitti. Yaklaşık yarım saat görüştü Erdoğan'la. O görüşmenin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti ve o tarihi açıklamayı yaptı. Türkiye erken seçime gidiyor. 24 Haziran 2018 tarihinde, yani yalnızca 66 gün sonra. 26 Ağustos 2018 günü, pazar günü, yani Malazgirt zaferiyle büyük taarruzumuzun yıl dönümlerinde Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanı'nı hem de milletvekili genel seçiminde Türk ve Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akıllı, en demokratik yoldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrasında kritik görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi. Planlandığı gibi saat 13.30'da başlayan görüşme 30 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Bahçeli külliyeden ayrıldı. Bahçeli ayrıldıktan hemen sonra ise bu kez Başbakan Binali Yıldırım Beştepe'ye gitti. MYK üyeleri de külliyede hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynakları Erdoğan'ın 15.30'da açıklama yapacağını açıkladı. Görüşmenin hemen ardındansa Bahçeli MHP Başkanlık Divanı'nı topladı. Gözler 15.30'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Yapılan hazırlıklar, yaşananlar erken seçimin artık kaçınılmaz olduğu yönündeydi. Ve Erdoğan o tarihi açıklamayı yaptı. Gerek Suriye'de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar, gerek Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir. Ülkemizin geleceğine yönelik kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi ve uygulanabilmesi için yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı çağrıyı, bu gerçekleri de göz önünde bulundurarak yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakere ettik. Sonuçta ülkemizin karşı karşıya bulunduğu fotoğraftan hareketle bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık. Değerli arkadaşlar, bir kez daha tekrarlayacak olursak, Türkiye'nin önündeki iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının açıklanmasıyla ortaya çıkacak belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılmasını zorunlu kılıyor. Suriye'deki gelişmelerin hızlandığı, makroekonomik dengelerden büyük yatırımlara kadar her konuda çok önemli kararlar vermemiz gereken bir dönemde seçim konusunu ülkemizin gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır. Bunun için önümüzdeki seçimlere ittifak içinde girme konusunda mutabık bulunduğumuz Sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018
pazar günü yapılmasına karar verdik. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına karar verdik. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis grupları olarak konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. Aynı şekilde Yüksek Seçim Kurulu da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacaktır. Bu kararın ülkemiz, milletimiz, partilerimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Tüm emeği geçen arkadaşlarımı da şükranla burada yad ediyorum. Milletimiz, ülkemiz için hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte Türkiye 67 gün sonra erken genel seçime gitmiş olacak. Türkiye erken seçime gidiyor. Açıklamalar hemen ardından peş peşe geldi. Bu kez Başbakan Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu. Yıldırım sürecin hemen başlayacağını belirtti ve 24 Haziran tarihi güzel bir tarihtir dedi. Madem vaktinden önce yapılma ihtiyacı doğdu, kamuoyunu uzun süre bu işte meşgul etmeye gerek yok. Seçim programı başladığı anda, seçim konuşulmaya başladığı anda malum her şey beklemeye alınır. Memleketin işlerinin durmaması açısından ülkenin gündeminden bir an önce bu konunun da düşmesi açısından en kısa tarih ülke için, memleket için en güzel, en iyi tarihtir. O bakımdan 24 Haziran tarihi güzel bir tarihtir. Ramazan'dan sonraki demek ki bir hafta sonra seçim yurt genelinde yapılacak, güven içerisinde, huzurla Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, milletvekillerimizi seçeceğiz, muhtarları seçeceğiz. Daha sonra da Mart ayının sonunda da 2019 Mart sonunda da belediye başkanı seçimleri olacak. Efendim bugün meclis başkanlığına sunulabilir mi kanun teklifi olarak? Evet, yani süreç hemen başlayacak. Karar açıklandı. Mecliste tabii bunun teklif olarak verilmesi gerekiyor. Komisyondan geçecek. Daha sonra da genel kurulda görüşülecek. Süreç resmen başladı. Bahçeli erken seçim dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimler 24 Haziran'da gerçekleşecek açıklamasını yaptı. Tüm bu gelişmelerden sonra muhalefet kanadına çevrildi gözler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 24 Haziran olarak açıklanan erken seçim kararına ilişkin değerlendirme yaptı. Hazırız, kazanacağız, 2018 demokrasi yılı olacak dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılmasına karar verdiğini açıkladı. Henüz adayını açıklamayan CHP'nin erken seçimle ilgili ne söyleyeceği merak konusuydu. Alınan erken seçim kararı ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, hazırız, kazanacağız, 2018 demokrasi yılı olacak dedi. İttifak çalışmalarının da en kısa sürede tamamlanacağını söyleyen CHP lideri, seçim bildirgesinin hazırlanması için çalışmaların da başlatılması kararının alındığını söyledi. CHP lideri dün de bunlar seçim istiyorlar ya, bırakın erken seçim olsun, artık kurtulalım onlardan açıklamasını yapmıştı. Erken seçim kararının ardından CHP'den bu kez parti sözcüsü Bülent Tezcan geçti kameralar karşısına. Bu hükümet yönetme özürlüdür. Bu erken seçim çağrısı yönetememenin ikrarıdır dedi ve ekledi.
Hodri Meydan, CHP olarak bir seçime hazırız ifadelerini kullandı. Dün Tek Adam Koalisyonu'nun sözcüsü Devlet Bahçeli çıktı, erken seçim çağrısı yaptı. Tek Adam Koalisyonu'nun büyük ortağı AK Parti ve onun genel başkanı Erdoğan'ın ne dediğini merak ediyorduk. Bugün toplandılar, görüştüler, danıştılar. Koalisyon sözcüsü 26 Ağustos'ta erken seçim istiyorum demişti. Koalisyonun büyük ortağı ve onun genel başkanı Erdoğan da çıktı. Dedi ki 24 Haziran 2018'de seçim yapacağız. Öyle bir telaş ve öyle bir şaşkınlıkla vermişler ki kararı. O gün üniversite öğrencilerinin sınavı var. O sınavın gününe denk getirmişler. Bir hafta sonra olursa ne olur diye değil. Şimdi muhtemelen sınav tarihiyle oynayacaklar. Yani 1,5 milyon evladımızın hazırlandığı sınav tarihiyle oynayacaklar. Biz erken seçim çağrısıyla ilgili görüşümüzü dün çok net açıkladık. Erdoğan ne der? AK Parti ne der? Hangi planı yaparlar? Ne yaparlar diye değil. Biz dün çok açık biçimde çıktık ve söyledik. Hodri Meydan. Hodri Meydan. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz seçime hazırız. Yarınki seçime, yarın seçim olacakmış gibi hazırız. Bunu her sorulduğunda söylüyorduk. Her seçim tartışmaları, erken seçim tartışmaları gündeme geldiğinde söylüyorduk. Biz seçimden kaçmayız, kaçmadık. Dün Hodri Meydan dedik, bugün de Hodri Meydan diyoruz. Ha, şimdi başka bir şeyi de milletin bilmesinde fayda var. Bu hükümet yönetme özürlüdür. Bu hükümet yönetme özürlüdür. Bu erken seçim çağrısı yönetememenin ikrarıdır. Türkiye'nin bütün temel meselelerinin sebebi ve sorumlusu tek adam rejimidir. Bugün Erdoğan açıklamasında erken seçimle ilgili gerekçesini ileri sürerken diyor ki 16 Nisan'dan bu yana eski sistemle yönetilmekteyiz. Hastalıklar devam ediyor, bunu aşmamız lazım. Buna kargalar bile güler. Herkes biliyor ki 16 Nisan'dan bu yana Türkiye'de bir tek adam rejimi hakimdir. Hatta 20 Temmuz darbesinden bu yana Türkiye'de bir tek adam rejimi hakimdir. Ortada parlamentoyu devre dışı bırakan, başbakanı devre dışı bırakan, hükümeti devre dışı bırakan, fiilen Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağı arasında yönetilen bir sistem ve rejim vardır. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay da erken seçimle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Altay, 24 Haziran'da yapılmasında fayda var. Ekonomi pert durumda. 24 Haziran'da ülke sırtındaki yükü atacak ve demokrasi kazanacak dedi. Söz konusu Erdoğan'ın ihtirası, hırsıysa hiçbir şeyin önemi yok ki Türkiye'de. Ama 24 Haziran'ın çocuklarımızın durumunu ayrı tutarsak 24 Haziran olmasında büyük fayda var. Birkaç bakımdan fayda var. Birincisi, evet, sorunuz neden 24 Haziran? Zaten çok kırılgan bir ekonomi var. Yani pert olmuş bir ekonomi var Türkiye'de. Bir 5 ay, 4 ay, 7 aylık bir seçim süreci, seçim havası, seçim belirsizliği ekonomiyi daha da allak bullak eder. Bu bakımdan ve bu da milletimize yansır. Yani Tayyip'in kendisine yansısa mesele değil. Milletin zarar görmemesi adına bu düşünüldüyse bunun bir mantığı olabilir. Ama benim görüşüm şu, AK Parti özellikle Erdoğan toplumun nezdinde sürekli itibar kaybediyor, güç kaybediyor, destek kaybediyor. Bir inişte, meyil çok belki direktlik değil ama tatlı bir meyilde inişi devam ederken bir an önce mevcut gücünü koruyarak, muhafaza ederek sandıktan çıkmayı, çıkabilmeyi umuyor ya da gümrükten mal kaçırır gibi bir seçimle durumu kurtarma peşinde. Ama hep birlikte yaşayarak göreceğiz ki 24 Haziran'da Türkiye sırtındaki bu ağır yükü
atacak ve yeniden demokrasi kazanacak. Çok sıkışık bir takvim. Yani siz örneğin sizin cephede daha aday belirlenmedi. Yani Cumhurbaşkanı adayı mı? Evet. Takvimin sıkışık olması YSK'nın takvimi bakımından sorun değil. Yani YSK'nın geçmişte 45 günde seçim yaptığını biliyoruz. Benim hatırladığım 62 günde yapılan bir seçim var. Olağan hani normali bunun 90 gün gibi düşünülse de 60 gün çok rahat. Çok rahat seçim takvimi bakımından yeterli bir zaman. Yarın gelebilir mi tarih meclise hemen getirebilir? Yarın olur, öbür gün olur, gelebilir. Muhtemelen yarın gelir. Hiçbir partide yani özellikle muhalefet partileri niye seçim oluyor demez. Bilakis neden seçim olmuyor der. Nitekim genel başkanımız yaklaşık 4 ya da 5 ay önceydi bir seçimin artık kaçınılmaz olduğunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söylemişti. Bugün genel başkanımızın 4 ay önce söylediği noktaya gelinmesi de sevindirici. Hodri Meydan, Sayın Bahçeli bu çağrıyı başlattı. Belli ki Sayın Bahçeli ile Erdoğan arasında AK Parti ve MHP yöneticilerinin de çok azının bildiği bir süreç yaşanmış. Erken seçim tarihinin açıklanmasının ardından İyi Parti'nin seçime girip giremeyeceği tartışma konusu oldu. Tartışmalar sürerken Genel Başkan Meral Akşener net ifadelerle bu soruya cevap verdi. Akşener, İyi Parti seçime girecek. Bu konuda herkesin ayağını denk almaya davet ediyorum dedi. Akşener 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı olacağını da söyledi. Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Türkiye'nin 24 Haziran'da sandık başına gidecek olmasını İstanbul İl Başkanlığı'nda değerlendirdi. Akşener, biz birinci olağan kongremizi 10 Aralık'ta tamamladık. 68 il ve ilçe teşkilatımız buna bağlı olarak kuruldu. O günden saydığımızda 10 Haziran itibariyle seçime girmeye hazırız. İyi Parti seçime girecek. Bu konuda herkesi ayağını denk almaya davet ediyorum. İyi Parti seçime yönelik en hazırlıklı partidir ifadelerini kullandı. Meral Akşener, bu seçimin bizim açımızdan herhangi bir problemi yok. İyi Parti bu seçimin bir an önce olmasını arzu etti. An itibariyle seçim çalışmalarına başlıyoruz. Burada dikkat edeceğimiz en önemli konu seçim ve sandıkların güvenliğini sağlamaktır. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. Arkadaşlarımızın isteği ve talebiyle 100 bin imzayla aday olacağım. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar siyaset simalarına şunu söylemek istiyorum. Korkunun ecele faydası yok. Bir an önce seçime giderek paçayı kurtarmaya çalışıyorlar ama paçayı sudan çıkartamayacaklar dedi. HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran olarak açıkladığı erken seçim tarihini hiçbir makul gerekçeye dayanmayan bir yaklaşım sergileniyor. Toplumdan kaçırılan bir sandık var. Halkın bu süreci tartışmasını bile istemediler diye değerlendirdi. Ayhan Bilgen, seçimlere hazır olma, seçim yoluyla demokratik değişimi gerçekleştirme konularında toplumun güçlü bir irade, kararlı bir tavır ortaya koyacağını, toplumla alay eder yaklaşımın hesabının sorulacağını bildirdi. Bilgen, bir senaryoyla karşı karşıyayız, bilinçli, planlı bir taraftan da sanki ülkenin çıkarınaymış gibi seçim gündeme girdi. Kaçınılmaz. Bir an önce yapalım gibi hiçbir makul gerekçeye dayanmayan bir yaklaşım sergileniyor. Seçimlere yetişebileceği her tarihte hazırlıklıyız. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Toplumdan kaçırılan bir sandık var. Halkın hiç olmazsa bu süreci tartışması, partilerin, milletvekillerinin, iktidar partisinin milletvekillerinin bu süreci tartışmasını bile istemediler. Sandık yoluyla otoriter bir rejimi kurumsallaştırma, kalıcılaştırma girişimidir ifadelerini kullandı. Saadet Partisi'nden de açıklama var. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu erken seçim açıklamasının baskın bir seçim olduğunu söyledi.
Temel Karamollaoğlu Erdoğan'ın açıklamalarını şöyle değerlendirdi. Açıklanan tarih erken seçim değil, baskın bir seçimdir. Bu seçim tarihi AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ne kadar paniklediğinin işaretidir. Uyum yasaları bile çıkmadan açıklanan bu tarih paniğin ve tükenmişliğin göstergesidir. Lisanı hal ile diyorlar ki bizim ülkeyi artık 2 ay bile yönetebilecek gücümüz yok. Maalesef bu iktidar hiçbir işi normal yollardan gerçekleştiremiyor. Her anormal şeyler yapmak ve milleti şaşırtmakla meşguller. Biz söyledik, hangi tarihte olursa olsun biz seçime hazırız. Ülkemize hayırlı olsun. Aceleyle, panikle, tükenmişlik psikolojisi içinde aldıkları bu karar inşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlara, sonuçlara vesile olacaktır. En hayırlı sonuçlardan biri de milletimizin bu iktidardan en erken bir şekilde kurtulmasıdır ifadelerini kullandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ve açılan dava nedeniyle 4 Kasım 2016'dan beri cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısını değerlendirdi. Demirtaş, HDP seçime hazırdır dedi. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Demirtaş, avukatları aracılığıyla gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Demirtaş, CHP'li milletvekillerinin kendisini ziyaret etmesi ve bu konu üzerinden yapılan tartışmalarla ilgili, HDP milletvekillerine ziyaret izni verilmiyor, CHP'li milletvekillerinin ziyaret sayısı bu nedenle daha fazla görünüyor. Görüşlerimi merak eden herkesle paylaşırım. Benim ziyaret edilmem AK Parti'yi neden bu kadar panikletiyor? Anlamak zor diye konuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısını değerlendiren Demirtaş, AK Parti ve MHP her gün daha da dibe vurdukları için erken seçim kaçınılmazdı. HDP seçime hazırdır diye konuştu. Öte yandan HDP tarafından Selahattin Demirtaş için yazılıp tutuklu bulunduğu Edirne cezaevine gönderilen mektuplarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamaya göre 4 Kasım 2016 tarihinden 15 Şubat 2018'e kadar Demirtaş'a 2158'i Türkiye'den, 174'ü ise yurt dışından olmak üzere 2348 mektup gönderildiği belirtildi. KRT'de Gün İzi programında Aslı Kurtuluş'un sorularını yanıtlayan HDP milletvekili Garo Paylan, AK Parti kulislerinden aldığım bilgiye göre MHP liderinin erken seçim açıklaması planlı bir açıklama. AK Parti içinde bu ekonomik sorunun yürütülemeyeceğini gören bir akıl var ki onlardan biri de Mehmet Şimşek, Bahçeli'ye bu açıklamayı yaptırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasından iş çevrildi iddiasında bulundu. Ülkemiz bir süredir siyasi ve ekonomik olarak büyük bir krizin içinde, ülke yönetilemiyor. Tek adam rejiminin sonuçları ve tezahürleri olarak görüyoruz bunu. Eleştirilemeyen bir güç, hiçbir eleştiriye tahammülü olmayan bir güç hatalar yapıyor ve hataların sonucunu da siyasi ve ekonomik olarak görüyoruz. Özellikle son dönemde biliyorsunuz Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki belki danışmanları her şey güllük gülistanlık gösteriyorlardı. Ancak ekonomik sonuçları ortada. Dolar 4 liranın üzerinde, euro 5 liranın üzerinde, faizler yüksek, işsizlik yüksek ve günden güne kan kaybediyoruz. AKP içinde bu işin sürdürülemeyeceğini gören akıl da, mesela Mehmet Şimşek biliyorsunuz uyarılar yapmıştı bu iş böyle gitmez diye ve Cumhurbaşkanı tarafından fırçalanmıştı. Bu konuyu arkadan çevirerek başka bir plan yaptılar. Kendi içlerinde konuştular. Bu seçim ekonomisi 18 ayda sürdürülemez. Ne yapmamız lazım? Biz bu fikri madem Cumhurbaşkanı'na söyleyemiyoruz, oradan azarlanıyoruz. Sayın Bahçeli'yi ikna edelim, o açıklamayı yapsın dediler ve plan bu şekilde işledi. AKP kulislerinden aldığım bilgi bu şekilde. Aralarında bu işi konuşup planladılar ve Bahçeli'nin kurmaylarıyla görüşüldü ve Bahçeli'ye bu işin sürdürülemeyeceği konusunda ikna edildi ve Bahçeli dün bu açıklamayı yaptı. Yani bu Bahçeli'nin yaptığı açıklama planlı bir açıklama mıydı diyorsunuz? Kesinlikle. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın arkasından iş çevrildi. Net bir şekilde. Çünkü Cumhurbaşkanı her şeyin yolunda gittiğini düşünüyordu. Ve böyle biliyorsunuz azarlıyordu insanları. Ya ekonomik meseleleri biz sürdürebiliriz Kasım 2019'a kadar.
Ama AKP içindeki Mehmet Şimşek ve diğer kişiler, ki pek çok isim var, bu işin sürdürülemeyeceğini gördüler. Bahçeli üzerinden erken seçim çağrısını yaptılar. Bir an önce seçime gittik. 4 ay seçim ekonomisini uygularız. İnsanlara biraz para dağıtırız. İşte piyasayı rahatlatırız. Ama 4 ay sonra dizginleri çekmemiz lazım. Bu yüzden bir an önce erken seçim etmemiz lazım. Fikrini Bahçeli'ye söylettiler. Cumhurbaşkanı da bugün bu fikre uyumak zorunda kalacağını düşünüyorum. Bu çok önemli bir iddia. Evet. AK Parti kulislerinden aldım dediniz. Evet, AKP kulislerinden pek çok yetkili kişiden yaptığım görüşmelerde net bir şekilde bu bilgiye ulaştım. 24 Haziran'da seçimin yapılması durumunda 23-24 Haziran 2018 olarak ilan edilen üniversite giriş sınavının tarihinin ne olacağı merak uyandırmıştı. YÖK'ten yapılan son açıklamada YKS'nin 30 Haziran 1 Temmuz'da yapılacağı belirtildi. Erken seçim tarihiyle üniversite sınav tarihi çakışınca özellikle sınava girecek öğrenciler tarafından sınavın ne olacağı merak konusu oldu. Yaklaşık 2,5 milyon kişinin girdiği üniversite sınavının tarihinin erken seçim nedeniyle değiştirilmesi bekleniyordu. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi acil olarak toplandı. YÖK'te Yükseköğretim Kurumları sınavıyla erken seçim tarihinin çakışması nedeniyle açıklama yaptı. YÖK'ten yapılan açıklamada 24 Haziran 2018'de gerçekleşeceği açıklanan erken seçim tarihinin YSK'nın yapılacağı tarihle aynı güne denk geldiği hatırlatıldı. Açıklamada 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri seçimi nedeniyle Yükseköğretim Kurumları sınavının 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda YKS'nin birinci oturumu olan temel yeterlilik testi 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi ile yabancı dil testi 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu arada akşam saatlerine doğru iki yeni bilgi daha geldi. Yeni kanun hükmünde kararname geliyor. 3000 kişi daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilecek. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup Türk Silahlı Kuvvetleri içinde 3000 kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirtti. Canikli, bu kişilerin kanun hükmünde kararname ile ihraç edileceklerini söyledi. Bu arada ikinci bilgide OHAL 7. kez daha uzatıldı. OHAL 19 Nisan 2017 Perşembe günü saat 01'den geçerli olmak üzere 3 ay daha uzatıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL en son 18 Ocak'ta uzatılmıştı. Böylelikle 15 Temmuz'un ikinci yıl dönümüne de OHAL'le girilmiş olacak. Bugün bu siyaset gündeminin sıcak başlıkları altına yer alan bir haber daha var. Acı bir haber daha var daha doğrusu. Hatay'dan acı bir haber geldi. Hatay'da Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan gruba müdahale sırasında bir asker ateşli silah yaralanması sonucu şehit düştü. Yayladağ ilçesinde bir asker Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan gruba müdahale sırasında ateşli silah yaralanması sonucu şehit oldu. 3. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Pulluyazı Karakolu Sorumluluk Bölgesi'nde nöbet tutan askerler kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan bir grubu fark etti. Askerlerin gruba müdahalesi sırasında bir asker nereden ateşlendi henüz tespit edilemeyen silahtan çıkan mermiyle yaralandı. Ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan asker maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye raporu ile ilgili açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Ömer Çelik, komisyona bir mektup yazmayı düşündüğünü söyleyerek, fasılların açılmaması demek 18 Mart'a bağlı kalmamak demektir, adil ve ilkeli bir yaklaşım yok dedi. Sonuç olarak ortaya çıkan rapor,
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki yakınlaşmayı, bütünleşmeyi, tam üyelik sürecini teşvik etmekten uzak, herhangi bir faslın müzakereye açılmamasının düşünüldüğü vurgulanıyor. Tabii burada üstünde durulmayan bir konu var. O da şu, bu fasılların müzakereye açılmaması meselesinin mantıklı ve siyasi çelişkisini söyledim. Avrupa Birliği'ni diğer birliklerden daha cazip kılan şey, Avrupa Birliği'nin müzakere yapan bir ülke olmasıdır. Dolayısıyla fasılların açılması bir ülkeyle müzakere yapılmasıdır. Ama daha sonra fasılların kapatılıp kapatılmayacağı o ülkenin bu kriterleri yeterince sağlayıp sağlamadığına bağlıdır. Siz ta baştan şimdi fasılların açılmasıyla ilgili kriterler koyduğunuz zaman Avrupa Birliği'ni cazip kılan en önemli enstrümandan vazgeçmiş oluyorsunuz. Yani müzakere yapma yeteneğini Avrupa Birliği'nin devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Dolayısıyla fasılların açılmamasından bahsedilmesi demek 18 Mart anlaşmasına bağlılığın reddedilmesi demektir. Şimdi onlar sürekli olarak Türkiye'nin 18 Mart anlaşması çerçevesinde göçmen konusunda olağanüstü işler yaptığını, aynen raporda bu ifade geçiyor, büyük işler başardığını söylüyorlar. Ama aynı zamanda kendi üzerlerine düşen mükellefiyetler konusunda ise bunu gündeme getirmiyorlar. Dolayısıyla yakın zamanda gerekirse komisyona resmen bir mektup yazmayı da düşünüyorum. Bu söyledikleri şeyin bir anlaşmaya bağlılık anlamına gelmediği, eğer bu tablo ortaya çıkarsa, bu durumda hiç kimsenin Avrupa Birliği'nin altına imza attığı anlaşmalara herhangi bir şekilde değer vermesi, önem vermesi ya da itibar göstermesi gibi bir şey söz konusu olmaz. O sebeple bu konudaki ifadeleri doğru kullanmalılar. Fasılların açılması zaten sürecin doğal bir parçası olduğu gibi aynı zamanda 18 Mart Anlaşması'nın da güçlü bir parçasıdır. İkide bir, bu konudaki fiili durumun altını çizmek başka şeydir ama açılmayacak diye bir taahhütte bulunmak başka şeydir. Dolayısıyla açılmayacak diye bir taahhütte bulunmaları, fiili durumun ötesine geçerek yani tespitten bir duruşa geçerek bunu yapmaları anlaşmaya bağlılıklarının sorgulanması anlamına gelir. Ve Avrupa Birliği'nin gerek Amerika'ya İran nükleer anlaşması konusundaki anlaşmayla ilgili taahhütleri hatırlatırken, uluslararası anlaşmalara uymak lazım derken, gerek diğer konularda anlaşmaların altını çizerken, bir anlaşma konusunda bu kadar layüsel davranması ilk defa ortaya çıkacak bir tablo olur ve Avrupa Birliği'nin kredibilitesi açısından da iyi bir şey olmaz. Bunu bir kere daha komisyona hatırlatıyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensuplarına yönelik Ankara merkezli 7 ilde yürütülen operasyonlarda havacı 16 albay ve 9 yarbay olmak üzere 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şimdi bir son dakika gelişmesi var. YSK Başkanı açıklamalarda bulunuyor. Hemen oraya dönüyoruz. Sahip olduğunu bu inceleme sonucunda açıklayacağız. Mecliste böyle bir karar alınırsa, seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa ve yayınlanırsa ondan sonraki kısa bir süre içinde bu incelememizi yapıp kamuoyuna duyururuz. Teşekkür ederim. Şu an itibariyle benim bilmem de mümkün değil. Seçim takvimini bugün itibariyle büyük oranda hazırladık ama çıktıktan sonra hemen yayınlayacağız. Ayrı ayrı mı olacak efendim? Biz bir arada Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimini ikisi de aynı gün aynı şekilde olacağı için takvimi de aynı süreç içinde birlikte hazırlamayı düşünüyoruz. Peki, teşekkür ederim. YSK Başkanı'nın açıklamalarını dinledik. Şimdi Hava Kuvvetleri'ndeki FETÖ operasyonuyla devam edelim. FETÖ soruşturmasında 16'sı albay ve 9'u yarbay 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlarıyla örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlarla ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştirdikleri ve FETÖ örgütüyle irtibatları tespit edilen ve haklarında idari işlem de yapılan havacı 16 albay, 9 yarbay olmak üzere toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara merkezli 7 ilde devam ettiği belirtilen açıklamada şu ana kadar 18 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Erzurum'da terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Gülen'in köpeğim dediği öne sürülen profesör 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
Erzurum'da FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Sabri Çolak'ın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Soruşturmada Çolak'ın elde edilen fotoğrafların üzerine "talebelerim" notunu düştüğü ve örgütün manevi abisi olduğuna yer verildi. Tanık beyanlarına göre sohbetlerde "ben Fethullah Gülen'in köpeğiyim" dediği ileri sürülen Çolak'ın mahkemeye sunulan mütalada silahlı terör örgütü yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapsi istendi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti Çolak'ın silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek suçundan dava açılan sanığın silahlı terör örgütüne üye olmak suçunu işlediğini belirterek 7 yıl 6 ay hapiste cezalandırılmasına karar verdi. Heyet ayrıca hükümle birlikte Çolak'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ege Denizi'nde bir kayalığa birkaç kişi Yunanistan bayrağı asmıştı ve Türkiye tarafından çok sert tepki gösterilmişti. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, Ege Denizi'ndeki kayalığa Yunan bayrağı diken kişileri eleştirerek, "bayrak dikmek bu girişimi yapana sorumluluk yükler, bu kişi de girişiminin arkasında durma imkanına sahip biri olmalı" dedi. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, Yunan Meclisi'nde yaptığı konuşmada Ege Denizi'nde bir kayalığa bayrak dikme girişiminde bulunan kişilere yönelik sorumluluk eleştirisinde bulundu. Bu tür bir faaliyette bulunan kişilerin güvenlik güçlerini bilgilendirmesi gerektiğine dikkati çeken Kamenos, biri eline bayrak alıp bir yere çekerse kendisinin o bayrağı sonuna kadar kanıyla müdafaa edeceğini de garanti etmesi gerekiyor diye konuştu. Kamenos, bayrağın güçlü bir ulusal egemenlik sembolü olduğunu vurgulayarak, "bayrak dikmek bu girişimi yapana sorumluluk yükler, bu kişi de girişiminin arkasında durma imkanına sahip biri olmalı" değerlendirmesinde bulundu. Başbakan Binali Yıldırım pazartesi günü yaptığı açıklamada Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan bir kayalığa Yunan bayrağı dikme girişimi olduğunu ve Türk sahil güvenlik ekiplerinin müdahale ederek Yunan bayrağını kaldırdıklarını açıklamıştı. Yıldırım, "tehlikeli provokasyonu önleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, SAT komandolarımız ve sahil güvenlik görevlilerimizi tebrik ediyorum. Kışkırtma ve oldu bittilere müsamaha gösterilmeyeceğinin bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Yunanistan hükümet sözcüsü Dimitris Kanakopoulos ise Kerdo kayalığından Yunan bayrağının indirilmesinin Yunan Genelkurmay Başkanlığı tarafından teyit edilmediğini ifade etmişti. Kanakopoulos ayrıca, "böyle bir bölgede bayrak dikmek bir dış politika eylemidir. Dolayısıyla Ege'de 40 yıldır hakim olan mevcut durumdan dolayı bu tür girişimlerden kaçınılması faydalı olur" değerlendirmesinde bulunmuştu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Ordu Günü kutlamalarında yaptığı konuşmada "sorunların çözülmesinin tek yolu siyasi müzakerelerdir" dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 18 Nisan İran Ordu Günü töreninde yaptığı konuşmada "silahlı güçlerimiz ülkenin güvenliğini sağlamakla beraber bölgenin de istikrarı ve güvenliği doğrultusunda önemli bir rol taşıyor" dedi. Ruhani, "ihtiyaç duyduğumuz her silahı üretiyoruz. Biz kimsenin onayını beklemedik, beklemiyoruz ve bundan sonra da beklemeyeceğiz" açıklamasını yaptı. İran Cumhurbaşkanı açıklamasının devamında İran'ın komşularıyla kardeşçe ilişkiler kurmak istediğini söyleyerek, "silah, füze, uçak ve tanklarımız size karşı değil, silahlı güçlerimizi güçlendirmek ve caydırıcılık içindir. Biz ilk adım olarak caydırıcılık ve ikinci adım olarak güçlü bir savunmayı takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ruhani, gerilimi gidermekle birlikte kendi askeri güçlerine devam edeceklerini ifade ederek, "ülkeyi bağımsızlık, izzet ve onurunu savunmak için silahlı kuvvetlerin her daim hazırlıklı olmaları gerektiğini" vurguladı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nebenzia, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonun geçen yılki Rakka operasyonunu eleştirerek, "Rakka harabeye dönüştü, tek bir bina ayakta değil, enkazın altında hala binlerce ceset gömülü, cesetlerden dağ oluştu ve insanlar her gün mayınlar yüzünden ölüyor" dedi. "We are fully committed to the universal goal of achieving a world..."
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, ABD öncülüğündeki koalisyonun geçen yılki Rakka operasyonunu eleştirerek Rakka harabe Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güneydoğu'daki 250 bin Suriyeli misafirin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlerden temizlenen bölgeden arındırıldığını söyledi. Ben bu coğrafyanın bu şehrine inandığım ve bu şehri hizmetlikten onur ve şeref duyuyorum. Başka şehirlerde başka şekilde hizmetlikleriniz yönetilebilir. O konuda da hükümetimiz, genel merkezimiz her türlü çözümü verebilecek güçte ve muktedir dedim. Ama ben bu çıkan haberlerle sizi spekülasyon olarak görüyorum. Benim mesajım burada olacak, benim ailem burada ve ben bu şekilde evladıyım. Benim baktığım yer burası ve burada halkımız, hemşehrimizi kim biliyor, ne dersen, bana nerede bu dersin, ben orada durum. Ben orada durum, yer burası. Bu da bizim için en önemli kısım Memliç. Şimdi NATO ile Amerika ile görüşmeler yapılıyor. Eğer Memliç ile ilgili kısımda da bu ara hat açılırsa ben dönüşlerin çok daha hızlı olacağı kanaatindeyim. Ama şu an ilk aşamada bizim bu bölgeden dönenlerin sayısı toplam 250 bin oldu. Bölgeden ama şehirden demiyorum. Bölgeden. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan gelişmelerle ana haber bültenimizde karşınızda olduk. KRT WhatsApp ihbar hattımız 0545 357 4213. Sesinizi duyurmak istediğiniz her konuda bizlere yazabilirsiniz. Yayınımız önce hava durumu, ardından da Şükrü Pehlivan'ın sunumuyla spor bülteniyle devam edecek. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.